Merhabalar Malumet kanalındasınız. Ben Veli Alper Döndaş. Bugün daha önce bu kanalda yayınlanan Monty Hall probleminde olduğu gibi mantığımıza oldukça ters görünen ancak işin matematiğine baktığımızda da doğruluğunu fark edeceğimiz bir problemle karşınızdayım. Bugün size doğum günü problemini anlatacağım. Fakat ondan önce hatırlatmam gereken bir şey var. O da ben bu kanal dışında bir de Malumet Ders isimli bir kanalda lise matematik konularını anlatıyorum. Alanının en iyi yayıncılarından birisi olan Karekök Yayınları'nın sorularını kullanıyorum ve tüm lise matematik müfredatını o kanalda bulabilirsiniz. Liseye giden, üniversite sınavlarına hazırlanan ya da KPSS, DGS gibi sınavlara hazırlanıyorsanız ya da hazırlanan arkadaşlarınız, yakınlarınız varsa şuralardan bir yerden o kanalı da onlara önerirseniz ya da siz gelip abone olursanız, videoları izlerseniz, takip ederseniz sevinirim. Geldik problemimize. Problemimiz şununla ilgili. Belli bir gruptaki insanların aynı gün doğmuş olma olasılıkları ile ilgili. Hmm, burada aynı gün doğmuş olma olasılıktan kastım şu. Aynı ayın aynı günü yıl önemsiz örneğin 15 Mayıs 1976 ile 15 Mayıs 1995'i aynı gün olarak kabul ediyoruz burada. İkincisi burada ele aldığımız yıl 365 günlük yıllar ve grubun içerisinde ikiz olmadığını düşünerek ele alıyoruz problemi. Şimdi problemimizi ben iki farklı şekilde yazdım. Aslında bunlar birbirine çok benziyor. Hatta birbirinin tümleyenleri, birbirinin ters olasılıkları. Göstereceğim onun nasıl olduğunu. Problemimiz diyor ki 23 kişilik kişinin bulunduğu bir gruptaki herkesin ama herkesin farklı günlerde doğmuş olma olasılığı %50'den küçüktür. Allah Allah. Şimdi 23 kişilik bir grup olacak. Yoldan ya da rastgele 23 kişi çevireceksiniz ve bu 23 kişinin 23'ünün de size farklı bir doğum günü söyleme olasılığı %50'den küçük olacak. Halbuki bu %50'den çok çok daha büyük bir sayı olmalı, değil mi? Acaba öyle mi? Diğer taraftan da bunun tersi ne? 23 kişilik bir gruptaki en az iki kişinin bakın burada dikkat edin en az iki kişinin aynı gün doğmuş olma olasılığı %50'den fazladır. En az iki kişi ne demek? 2 kişi olabilir bunlar, 3 kişi olabilirler, 4 kişi olabilirler, 10 kişi olabilir, hatta bu 23 kişinin 23'ü de aynı günde doğmuş olabilir, değil mi? Yani rastgele 23 kişi seçip bunların hepsinin aynı günde doğmuş olma olasılıkları var, değil mi? Çok küçük bir değer ama öyle bir olasılıktan bahsedebiliriz. Dolayısıyla bu en az 2 diyor ya. 2 kişinin aynı günde doğmuş olma olasılığı, 3 kişinin, 4 kişinin, 5 kişinin bunları ayrı ayrı hesaplayıp topladığımızda elde edeceğimiz değer %50'den fazlaymış. Bu da enteresan değil mi? Yani herkesin farklı günlerde doğmuş olma olasılığı %50'den küçük ama en az 2 kişinin aynı günde doğmuş olma olasılığı %50'den fazla. Bu nasıl oluyor? Bir bakalım. Önce şöyle bir şeyden bahsedeceğim. Biz şu en azlı sorularda en azın kullanıldığı at least de deniyor işte İngilizce'de. E, bunların kullanıldığı sorularda tersinden gitmeyi daha kolay buluyoruz. Neden? Çünkü şöyle. ikinci soruyu doğrudan çözmeye çalışsam şöyle bir problemle karşılaşacağım. İki kişinin aynı günde doğmuş olma olasılığını hesaplamam lazım. Üç kişinin aynı günde doğmuş olma olasılığını hesaplamam lazım. Dört kişinin, beş kişinin. 23'e kadar bir sürü değeri hesaplamam lazım olasılıkları ve sonra da bunları toplamam lazım. Bu bayağı meşakkatli bir iş. Ben onun yerine bunun tersini çözmeyi daha kolay buluyorum. Yani şunu demek istiyorum. En az iki kişinin aynı gün doğmuş olma olasılığının tersi nedir? Herkesin farklı günde doğmuş olma olasılığı, değil mi? Doğru mu? Bunu mantığınız alıyor mu? Tekrar söyleyeyim. Bunun tersi en az 2'nin tersi herkesin farklı günlerde doğmuş olma olasıdır. Ona bakacağız. Peki buna nasıl bakacağız? Peki bu neden daha kolay? Şöyle ifade edeyim. Daha kolay değil de buna nasıl bakacağız onu söyleyeyim. Varsayalım ki elimizde üzerinde 1, 2, 3 rakamlarının olduğu 3 tane kart var. Ben size şunu sordum. Dedim ki bu kartların içerisinden seçeceğiniz bir sayının çift olma olasılığı nedir dedim. Siz de bana direkt şunu dersiniz değil mi? Hoca 3 tane kart var. Bir tanesi çift. O zaman benim burada çift seçme olasılığım 1 bölü 3'tür. Doğru mu? Aynen doğru. Çok kolay bir soru bu. Peki seçtiğiniz kartın çift olmama olasılığı nedir diye sorsam ne yapardınız? Bu sefer de tutardınız derdiniz ki hocam burada çift olmayan iki sayı var. Ben bunları toplarım. Bunlardan bir tanesi gelirse çift olmaz. O zaman çift olmama olası da 2 bölü 3'tür dediniz. Hmm, güzel. Ama benim bunu tekrar hesaplamama gerek yoktu. Ben şu bulduğum olasılıktan bunu da elde edebilirdim. Nasıl mı? Şimdi tüm olasılıkların toplamı 1'dir değil mi? %100'dür. Yani şöyle düşünün. Bir futbol maçı düşünün. O futbol maçının ee, maçından şöyle A takımı B takımı diyelim. A'nın kazanma olasılığı vardır. B'nin kazanma olasılığı vardır. Ve berabere bitme olasılığı vardır. Bunların hepsini topladığınızda ne elde edersiniz? %100 elde edersiniz değil mi? Yani 1 elde edersiniz. Ha, O zaman şöyle diyebilir miyim ben burada? Çift gelme olasılığı P çift 1 bölü 3'tü değil mi? O zaman P çiftin gelmeme olasılığını nasıl hesaplarsın? Tüm olasılıkların toplamı 1 değil miydi? 1'di. O zaman çift gelmeme olasılığı 1 eksi çift gelme olasılığından 1 eksi 1 bölü 3'ten ne elde edilir? 2 bölü 3 elde edilir değil mi? Ya da burada mesela diyelim ki maçın berabere bitmeme olasılığından bahsederseniz ne yapmanız lazım? A'nın kazanma olasılığı B'nin kazanma olasılığını toplamanız lazım. Ama şöyle de yapabilirsiniz. Birden tüm olasılıkların toplamından berabere bitme olasılığını çıkartırsanız geriye ne kalır? Berabere bitmeme olasılığı yani ya A'nın ya B'nin kazanma olasılığı kalır. Bunun altını çizelim. Şimdi çünkü sonda işime yarayacak bu hikaye. Şimdi gelelim ben esas problemime. 23 kişi kritik bir sayı ama 23'e gidene kadar ben biraz bunu böyle 2 kişi için, 3 kişi için, 4 kişi için bir bakayım ne oluyor? Nasıl davranıyor bu problem? Şöyle diyelim 2 kişinin farklı günlerde, farklı günlerde doğmuş olma olasılığı. Doğmuş olma olasılığı. Şimdi bunu ele alacağım. Buna A olayı diyelim arkadaşlar. Şimdi A olayının olma olasılığına bakarsak. Şimdi iki kişi var ya. Bunlardan bir tanesi diyelim ki 5 Ağustos'ta doğdu. Doğru mu? Bunlardan birisi 5 Ağustos'ta doğdu. İkincinin 5 Ağustos dışındaki yılın 364 gününden birinde doğmuş olması lazım değil mi? Aynen öyle hocam. O zaman ikisinin de farklı günlerde doğmuş olma olasılıkları 364 bölü 365 değil midir? Aynen öyledir. Değil mi? 364 365. Bu da yaklaşık %99,7'ye eşitmiş. %99,7. Doğru mu yazıyorum? Aynen doğru yazıyorum. O zaman bak bu iki kişinin farklı günlerde doğmuş olma olasılığı. Peki o zaman bu iki kişinin aynı gün doğmuş olma olasılığı %100 değil mi tamamı? %100'den bu vatandaş çıkarsam %0 tam onda 3 kalmaz mı? Yani binde 3 ihtimalle bu iki kişi aynı günde doğmuş olabilirler. Devam edelim. Şimdi gelelim 3 kişilik duruma. 3 kişinin farklı günlerde doğmuş olma olasılığını yapalım. Artık siz de yapıyorsunuzdur diye tahmin ediyorum. Evet, buna da PB diyelim. Şimdi o zaman bak. Bir tanesi 10 Ağustos'ta doğdu mu? Doğdu. Diğeri, diğeri kalan 364 günden birinde doğmuş olmalı, değil mi? Şöyle Aha, bu ikincisinin doğmuş olması, farklı günlerde doğmuş olması lazım ya. Heh, bu ona kalan ihtimaller. Üçüncünün de bu 364 gün dedik ya, bu ikinci vatandaş atıyorum. Birincisi 10 Ağustos'ta doğdu, ikincisi diyelim ki 1 Şubat'ta doğdu. Üçüncü arkadaş da diyelim ki bu ikisinin dışındaki günlerde doğacağı için o zaman ona da kalan günler 363 tane değil mi? Peki bu ikisini bu iki sayıyı niye çarpıyoruz? Çünkü arkadaşlar bu iki olay birbirinden bağımsız. Tamam mı? Bu ikisinin aynı anda gerçekleşmesini istiyorum ben. O yüzden bunları çarpıyorum. Peki bu çarpımın sonucu neymiş? Bu da arkadaşlar %99. %99.1'miş. O zaman o zaman P B'nin tersi yani bu 3 kişinin 3 kişinin en az ikisinin aynı günde doğmuş olma olasılığı %100'den bunu çıkartırsam %0 tam onda 9 oldu mu? Bir şeye dikkat ediyor musun? Bak 0 tam onda 3'den direkt fırladı 3 katına çıktı. Ona dikkat. İkinci bir şey. Bir şeyi de sezmen lazım burada matematiksel olarak. Onu da belirteyim. Bak bu sayı birden küçük değil mi? Bu sayı da birden küçük. Bu birbiriyle çarpacağım sayıların her biri birden küçük. Birden küçük sayıları birbiriyle çarparsan daha küçük sayılar elde edersin. Tamam Ona dikkat et. Çünkü dikkat et 364 bölü 365 sayısı neydi? %99.7'ye eşitti. Bunu yine 1'e yakın ama 1'den küçük bir sayıyla çarptığımda biraz daha küçük bir sayıya indim. Ona dikkat. Sonra geldim 4 kişilerine. 4 kişinin yine farklı günlerde doğmuş olmalısı o davayı yazmayacağım artık. PC diyelim. E bu da ne olacak? 364 bölü 365. 363 bölü 365. bir kişi daha geldiği için 362 bölü 365. Hocam birinciyi niye yazmıyoruz 365 bölü 365 diye? Yazarız ama 365 bölü 365 zaten 1 olduğu için bu çarpımda herhangi bir etkisi olmayacaktır. Bu çarpımın sonucu da %98 virgül kaçtı? Notuma bakmam lazım. 3. Ha, bak görüyor musun? Olasılık gitgide, gitgide düşüyor. Her birinin farklı günlerde doğmuş olasılığı. O zaman C'nin tümleyeni yani 4 kişilik bir grubun 4 kişilik bir grubun içerisinden en az 2 kişinin aynı günde doğmuş olmalısı ne oldu? %1.7 oldu. Bak görüyor musun? Neredeyse 2'ye katlandı. Biz bu adımları sürdürürsek, biz bu adımları sürdürürsek arkadaşlar, şöyle şurayı siliyorum. %99.7'den başladım. 99.1 ile devam ettim. Problemim kalsın tahtada. Diyelim ki 10 kişi için yaparsak bunu, 10 kişi için yaparsak PD ne oluyor biliyor musunuz? Bir tahmin edin bakalım kendiniz. 10 kişi için yaparsak 10 kişinin de farklı günlerde doğmuş olma olasılığı %88.3'e düşüyor. Yani 10 kişi içerisinden en az 2 kişinin aynı gün doğmuş olma olasılıkları. Bu zaman bu da bu sefer ne oluyor? PD'nin tümleyeni dedim buna da. %11.7 oluyor. Görüyor musun? Yükseliyor. Peki bu 10 değil de bunu 20 kişi için yaparsak. 20 kişi. Yani ne yapacağım aslında ben burada PE'de? Ne yapıyorum? 364 bölü 365. 363 bölü 365. Böyle çarpıyorum, çarpıyorum, çarpıyorum. Kaça kadar çarpacağım? 4 kişi için 3 tane çıkardım. 20 kişi için 19 çıkaracağım. 365'ten 19 çıkardım. 345, 346 bölü 365. Bu ne yapıyor biliyor musun? Yüzde 58 civarı bir sayı eşit. Tam sayıyı söyleyeyim sana. %58.9. Yani 20 kişinin 20'sinin de farklı günlerde doğmuş olma olasılığı ne oldu? %58.9'a düştü. O zaman bunların içerisinden en az 2 kişinin aynı günde doğmuş olma olasılığı nereye yükseldi? %41.1'e mi yükseldi? Aynen 90, 99, 90, 100. Oldu mu? Oldu. Peki 23 kişi için ne oluyor? 23 kişinin 23'ünün de farklı günlerde doğmuş olma olasılığı. Buna da PF dedik. 364 bölü 365 ile başladım. Kaça kadar sayacağım? 23. Ee, 1 çıkardım. Burada da 22 çıkaracağım. 343 mi? Bölü 365. 22 çıkardık. Bu da neye eşitmiş biliyor musunuz? %49,3 Hoppa. Bak hesapladık. Benim dediğime geldi mi olay? %49,3. Yani 23 kişinin 23'ünün de farklı günlerde doğmuş olma olasılığı bu. Peki bunların içerisinden alacağım en az iki kişinin aynı gün doğmuş olma olasılığı ne oldu? %50,7 oldu. Bak şurası ikincinin çözümü. Ne demiştik? 23 kişilik bir grupta en az iki kişinin aynı gün doğmuş olma olasılığı burada. 23 kişinin bulunduğu gruptaki herkesin farklı günlerde doğmuş olma olasılığı o da %49,3 olarak bulundu. Bunu devam ettirirsek ne olur? Bu işi 30 kişi için yaparsak ne çıkıyormuş biliyor musun? PG diyelim ona da hepsinin farklı e, pardon hepsinin evet e, farklı günlerde doğmuş olma olasılığı 29,4'e eşitmiş. Tabii not şey olunca %29,4. Peki bu işi bu işi biraz daha büyütelim. Kaç kişi için yapalım örneğin? 70 kişi için yaparsak 70 kişiden en az ikisinin aynı günde doğmuş olma olasılığı. Bunu da farklı bir şeyle yapalım. PH'nin tümleyeni dedim bak. Farklı gün şey aynı gün doğmuş olma olasılığı diyelim buna. PH'nin tümleyeni mi dedik? Hah, aynen. Aynı gün doğmuş olma olasılığı bu da ne oluyor biliyor musun? %99,9 oluyor. 70 kişi için. 100 kişi için de rakam ne oluyor biliyor musunuz? Sayı ne oluyor? 100 kişi için de P, buna da H dedik. K'nın tümleyeni dedik. Bu da %99,9997 oluyor arkadaşlar. Yani şunu diyorum. 100 kişi seçtiğinizde bu 100 kişi içerisinde en az 2 kişinin aynı gün doğmuş olma olasılığı ne oluyor? %99,9997 oluyor. Problemimiz böyleydi doğum günü sorusu. Doğum günü problemi bu şekildeydi çözüm arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi bizim mantığımızda ters gelen şey aslında matematiksel olarak düşündüğümüzde doğru çıkabiliyor. Hocam gerçek hayatta böyle mi? E, gerçek hayatta tabii ki teorik olasılıkla deneysel olasılığın arasında bir takım farklar olabiliyor. Zaten bu da hayatın bu canlılığının sebebi diyebiliriz. Hepinize teşekkür ederim izlediğiniz için. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.